Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın gönlü güzel takipçilerim. Evet, bugün de ben balkon çiçeklerimle beraber size günaydın diyelim şöyle. Harika güzel şu tomurcuğa bakar mısınız? Arkadaşlar bugün gününüz aydın, neşeniz bol, sağlığınız daim olsun inşallah. Şöyle çok güzel zigzag atlasımın tomurcuklarını size göstermek istedim. Her ne kadar şöyle birkaç tanesini yoysa da şöyle düşürmüş biraz tomurcuğunu arkadaşlar yerlere. Ama ne yapalım, şöyle geçen yıl bir tane tomurcuk vardı, bir tane açtı arkadaşlar. Bu sene 10 tane tomurcuğu vardı. Evet Münevver Hanımcığım, canım benim, karanfil getirmiştin ya, karanfil açtı. Az sonra tekrar göstereceğim daha detaylı. Evet şöyle cam güzeli, katmerli kırmızı cam güzeli. Balkonumdaki çiçekleri teker teker göstereceğim. Bu balkonum benim sabah güneş alan mutfak balkonum arkadaşlar. Evet bu cam güzeline bayılıyorum arkadaşlar. Çocukluğum aklıma geliyor, tek katlı. Katmerli de çok güzel ama böyle tek katlı olanlarda, yalın kat olanlarda çok güzel. Bana çocukluğumu hatırlatıyor. Evet şöyle kendiliğinden düşen sürpriz yumurta diyelim. Sürpriz bir domates. Tohum düşmüş. Galiba yukarıda komşumun balkonundan düştü. Geçenlerde iki tanesini kopardım kızımla. Yedik afiyetle. Evet mor yonca. Mor yonca çok şifalı arkadaşlar. Salatanızda da kullanabilirsiniz. Mor yonca derken eflatun mor, sakız sardunya temizliğini yaptım. Bu da benim küpeli çiçeğim arkadaşlar. Küpeli çiçeğinin bakımını ayrıyeten anlatacağım. Ne zaman budanır? Nasıl bakılması gerekir? Hangi ortamı çok sever? Sizinle teker teker bunları da paylaşacağım inşallah. Yakın zamanda yakın bir video. Yani en kısa zamanda bir video çekeceğim arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeğim çiçeğini bitirdi. Çok güzel açmıştı bu yıl. Ve artık yapraklarını güzelleştirmeye başladı. Evet şöyle gelelim. Size teker teker göstereceğim hepsini. Şurada böyle uzanmış dış tarafa doğru kiraz begonyam var arkadaşlar. Hemen şöyle sukulentimin üzerine yattı bu ablamız ama şöyle çiçeklerini de böyle salkım salkım açtı. Bu sene boyuna çok gitmedi. Böyle yanlara doğru yatıyor arkadaşlar. Ama çok güzel. Az sonra daha yakından göstereceğim. Evet, şöyle güzel çiçeklerim, prenseslerim, ikinci çiçekleri. İlk çiçekleri daha yoğundu. İlk videomu izleyenler bilir. Ceylan gözü sardunyalarım. Kopardım arkadaşlar. Solan tohumlarını. Birkaç tane daha var ama az sonra kopartacağım. Burada da Glaxonia çiçeğim var arkadaşlar. Yeni daha tekrar yumrularından çıkıyor. Evet, şöyle şu güzelliğe bakar mısınız? Çok tatlı, çok şeker. Benim prensesim. Bir prensesim daha var burada. Bol bol çiçeğini açtı, soldu. Artık baya bir yoruldu, dinlenmeye geçecek ve bundan sonra daha güzel yeni yeni yapraklar, filizler çıkartacak. Ama bu sene toprağını değiştireceğim arkadaşlar. Belki iki saksı yaparım. Toprağını değiştireceğim bu prensesimizin. Evet, şöyle bir glaksonyam daha var. Çiçeklerini solmuş ceylan gözü sardunyalarımın da çiçeklerini toparlayacağım. Sabah güneşi şöyle biraz vuruyor. Birazcık güneş yansıması olsa da biz yine de bu güzellikleri şöyle net çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, bunu dayımın eşi verdi. Sağ olsun yengem verdi. Şengül yengeme de buradan selam olsun. Benimkiler geçen yıl hastalanmıştı arkadaşlar. Bunu da kendisi verdi. Bu yıl böyle saksıyla sağ olsun gönlü güzel yengecim, Allah razı olsun. Bu da Tiger Begonya. Bu bana halamdan hediye. Kocaman bir saksıydı. Evet, çok sevdiğim bir prensesim daha. Çok kısa zamanda uzadı, büyüdü. Saksıyı tamamen doldurdu. Sadece iki çelik dikmiştim arkadaşlar. Sarkaç saksıları seviyor arkadaşlar. Bu adı şu anda aklıma gelmedi bir an. Az sonra söyleyeyim arkadaşlar. Belki siz benden önce söylemişsinizdir de. Yakut kolyesi. Evet, yakut kolyesi. Burada yine bir fidemiz var. Atlas. Kılçık atlas. Ve dip kısmında da geniş yaprak. Aşkın gözyaşı damlası arkadaşlar. Evet.
İp yapraklarına o sarıları alacağım arkadaşlar. Vaktim olmadı. Bu aralar çok yoğunum. Evet, şöyle gelelim prenseslerime. Hemen salon penceremi de şöyle bir göstereyim. Salon penceremde gördüğünüz gibi daha yakından bir zaman ekmiştim belli bir süre önce. Kağıt çiçeklerim arkadaşlar, açımenes çiçeklerim. Onları da size yakın zamanda bir videosunu çekeceğim. Yeni durumların, yeni hallerinin ve buradaki harika güzel ceylan gözlerimin de yeni budamasını yaptım ve unlu bit olmuşlar arkadaşlar. İlaçlamasını yaptım. Unlu bitlere de hangi ilaç kullandım? Öncelikle doğal ilaç kullanmak isterseniz Arap sabunu ve birazcık da elma sirkesi, çok az. 1 litre suyun içerisine karıştırıp fazla aşırıya kaçmayın arkadaşlar. Şöyle de kuruyan tohumlarını alırsak yeni tomurcuklar, yeni çiçekler ve yeni yapraklar çıkarmasını, güçlenmesini sağlayacağız çiçeklerimizin. Çünkü yoruldular, bayağı yoğun açtılar. Artık ikinci çiçeklerini tekrardan açtılar. Evet, bu Fatma Hanımcığımın hediyesi sardunyam ve kalonşoyu da gördük. Ve şöyle gelelim. Evet, buradaki tohumları alıyorum. Daha dün balkonumu yıkadım, çiçeklerimi suladım. Dün biraz toparladım böyle. İster makasla alın arkadaşlar, isterinizde elinizden böyle pıt pıt kopartıp onları alabilirsiniz. Onları besleyeceğim diye üzerinde o çiçekleri besleyemez. Yeni yeni tomurcuklar çıkartamaz. O yüzden bunları alın ki çiçeklerimiz tekrardan güçlensin, kuvvetlensin. Hem kökünü güçlendirsin hem de üst kısmında yeni yeni tomurcuklar açmaya teşvik sağlasın arkadaşlar. Evet, bu güzelliğe şöyle bir tekrar geldik. Benim harika prensesim, canım kızlarım, canım prenseslerim diyeyim. Evet, sabah sabah terapi yapalım dedik şöyle. Umarım hoşunuza gitmiştir sizin de arkadaşlar. Evet, burada tohumundan çıktı. Geçen yıl benim vardı arkadaşlar, ateş çiçeği tohumundan çıktı ve orada çıktı ve çiçeğini de açtı. Ateş çiçeği az sonra daha yakından göstereceğim. Ve ben bu ceylan gözlerden kendimi alamıyorum. Şöyle yukarıya çıkalım, çıkalım. Sıcaklardan dolayı birazcık sararıp solsa da alt kısmından aşk merdiveni şöyle fışkırmış arkadaşlar. Tabii suyunu birazcık geciktirirsek çiçekler hemen kendini belli ediyor böyle. Hele de aşk merdiveni suyu çok seviyor. Evet, birazcık tomurcuğumuza verdik gücümüzü. Bu tomurcuklar bittikten sonra kılçık atlasımız da büyüyecek, gelişecek, ilerleyecek arkadaşlar. Benim balkonumda, penceremde tamamen zaten neredeyse yarısını bunun böyle kolları ahtapot gibi uzadı ve orada baya bir yer kapladı. Geniş alanı çok seviyor bu kılçık atlası. Evet, çiçeği mükemmel oluyor. İnşallah gece açacak arkadaşlar. Gece de yakalayıp size inşallah çekebilirim. Bu gece çekim olur. Evet Münevver Hanımcığım, kokulu kokulu öpüyorum seni. Karanfilin açtı canım benim. Çok seviyorum. Karanfil kokusu bir başkadır. Evet, beni de düşürmüş getirmiş arkadaşım. Allah razı olsun. Şöyle telgraf çiçeği ve sukulentim. Kocaman oldular burada. Kocaman yeri de kaplıyorlar. Ama o telgraf çiçeğini arkadaşıma vereceğim. Annesine götürecek. Biraz daha yer açayım diğer çiçeklerime. Evet, galaksonyalarımız artık büyüyecek. Böyle saksıları boş kalmayacak. Daha güzel çiçek açacak inşallah. Evet, tigre begonya da yeri bir başka burada. Kocaman. Bu da bayağı bir büyük yer kapladı arkadaşlar. Kocaman oldu. Çiçeklerini açtı, soldu. Ve şöyle çilli begonyamız, kaktüsümüz, tekrar ceylan gözümüz. Gönlümün sultanı. Evet, çiçeklerin her biri ayrı güzel. Arkadaşlar, çiçek sever dostlar bunu bilirler. Her birinin yeri kalbimizde ayrı. Her birinin yeri kalbimizde özel bir yer alıyor. Hangisine kıyarsın ki, şöyle bakıyorum. İnsan hiçbir tanesini kaybetmeye göz alamıyor. O yüzden yaprak biti ve unlu bit olduğunda en doğalı Arap sabunu ve bir yemek kaşığı Arap sabunu, bir yemek kaşığı da elma sirkesi koyup 1 litre suyun içerisine sıkıp her güneş yokken, daha doğrusu bunu yapın arkadaşlar. Güneş yokken çiçekleriniz, akşamdan da yapabilirsiniz. İyice bir fıslatıp çiçeklerinize doğal bir ilaç, kür yapabilirsiniz. Evet, daha da olmadı. Ben uğraşamam Gülay Hanım, çalışıyorum.
vaktim yok diyorsanız da zirai ilaçtan sorup oradan ilaç alabilirsiniz arkadaşlar. Zirai arkadaşlarımızdan, zirai ilaç satan arkadaşlarımızdan. Yanlış konuşmayayım ya şöyle. Evet. Bu arada mor yonca, şöyle ben cam güzelini göstereceğim ama mor yoncadan salatalarınıza kullanabilirsiniz. Çok şifalı. Kaynatıp suyunu içebilirsiniz arkadaşlar. Demleme usulü yapıp çayını içebilirsiniz. Mor yonca çok şifalıdır. Böyle renginden dolayı da karaciğer dostudur. Salatalarınızı hem renk katar hem de lezzet katarsınız. Evet, bir cam güzelim daha, yaklaşık 3 yıldır 4 yıldır benimle beraber budur bir cam güzeli. Burada hemen ormana gitmiştim arkadaşlar. Ormanda sukulent almıştım. O hemen burada şöyle güzelimi görelim. Evet. Benim harika prensesim Selda Arda. Canım benim. Onun küçücük bir hediyesiydi bana. Allah razı olsun. Şimdi kocaman oldu. Bakar mısınız Selda ablası? Evet, kocaman oldu. Ve çok güzel. Ve bu sene ikinci yılı ve şöyle güzel bir sürpriz yapmış bana. Dedim herhalde bu sene olmayacak, açmayacak derken gördünüz mü arkadaşlar? Bunun da, bu prensesimin de bir tane böyle tomurcuğu oldu. Selda Hanımcığım, canım benim, çok teşekkür ederim. Gördükçe seni yad ediyorum, seni hatırlıyorum canım benim. Evet, kalbi güzel arkadaşım göndermiş, sağ olsun. Ve bu sene ikinci yılı çiçeğini açtı atlas çiçeğimiz. Evet, dönüp dolaşıp şöyle bu tatlış bu şekerlere geliyorum ben. Ve şöyle harika güzel kendiliğinden çıkan, geçen yıl tohumu dökülen ateş çiçeğimizi de gördük ve muhteşem balkonumuza geldik. Bu arada kanalımıza ücretsiz oradan abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet, like'larımızı unutmuyoruz. Bir çiçek, böcek, emoji de olursa eklerseniz çok sevinirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka videomda tekrardan görüşelim inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tüm güzellikler sizlerin olsun inşallah. Hoşça kalın. Kucak dolusu sevgiler, selamlar.